Abi, harekete geçtik. Evin etrafını sarıyoruz. Yapın yapacağınızı. Tamam. Ismarladık babam. Kimi kime ısmarladın da Batu? Hiç. Sen bak işine. Celal'in çocukları sendeymiş. Çocukları değil. Bir tanesi sadece. Ne demek bu? Şu demek, Celal'a bir seçim yaptırdım. Çocuklarından sadece birini alabilirsin dedim. O kızını seçti. Ben de kızımı ona gönderdim. Peki ya oğlan? Ona ne oldu? Oğlan oldu Füsun. Celal seçimini yaptı. Meleğin yaşamasını tercih etti. Kudret, sen ne yaptın? Demek Celal seni gönderecek kadar çaresiz kaldı. Kudretin dokunuşu böyle yakar insanı. Kül eder, çaresiz bırakır. Arkadaşlar, hadi arkadaşlar dağılın. Evin etrafını sar. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Baksana bir sen. Ne oldu? Kimi kime ısmarladığını söylesene. Ne yapacaksın? Niye sorup duruyorsun? Ya söylesene Kudret'le mi ilgili? Onun mı işini bitiriyorsunuz? Aynen öyle. Lan ne yaptığını sanıyorsun sen? Annem orada, annem. Hayırdır? Annenin ne işi var orada? Mustafa ile Meleği alması için gönderdim. İptal et hemen. Hadi. Kusura bakma. Ona ben karar veremem. Kansız herif. Anne aç şu telefonunu. Nasıl yaparsın bunu Kudret? Aklım almıyor. Telefonuna bak istersen, belki de önemlidir. Bırak şimdi telefonu. Hep aynı. İnatçı Füsun. İstediğini alana kadar vazgeçmeyeceksin diye. Celal Baba nerede? Çalışma odasında Sarp. Bir şey mi oldu? Oldu. Ne oldu Sarp? Baba, baba Kudret'e gönderdiğin adamları hemen durdurmak zorundasın. O it ölecek Sarp. Hiçbir sebep umurumda değil. Ahmet. Kapıdaki üç güvenlik sizde. Tamam, anlaşıldı. Osman, evin içindeki güvenlikler sizde. Tamam abi. Kudret bende, tamam mı? Oktay, Kudret'in yanındaki kadın işinde sen bitireceksin, tamam mı? Tamam abi. Kudret, sen böyle biri değildin. Hayat insanı değiştiriyor Füsun. Sen de eskiden bu işlere hiç girmezdin. Çocuk için buradayım ben. Gerisi umurumda değil ki. Ah.
Arkadaşlar, herkes hedefini belirledi mi? Belirledik abi. Hedefini görmeyen var mı? Yok abi. Görüyoruz abi. Sorun var mı? Yok. Yok abi. Tamam, çok güzel. Benim ateşimle başlıyoruz. Tamam mı? Tamamdır abi. Işıklar. Sarp'ın annesi evde mi? Görebiliyor musunuz? Baba, Kudret'in yanında bir kadın var. Yüzünü göremiyorum. Sarp'ın annesi mi? Bir şey diyemem. Bir şey demek zorundasın Şevko. Ona göre ateş emrini vereceğim. Baba, olsa olsa sırtı bize dönük kadındır. O mu? Bir şey diyemem. Ya Şevko, bu işin şakası yok. Annem orada. Bir şey söyle lan. Evet baba, Sarp'ın annesi burada. Yüzünü gördüm. Tamam. Şimdilik harekete geçmiyoruz. Füsun gidene kadar bekliyoruz. Tamamdır Celal Baba. Bekleyeceğiz. Ne işi var ya annenin o evde Sarp ha? Ben gönderdim baba Melek'le Mustafa için. Belki bir şansları olur, bir işe yarar diye düşündüm. E bak, bir işe yaramadı işte. Mustafa'ma kıydı o şerefsiz. Kimsenin sözünü dinleyecek durumda değil o Kudret denen herif. İntikam için küçücük masum bir çocuğa zarar veriyorsun. Celal ne kadar kötü olursa olsun, çocuğun günahı ne? Celal kendisi yalvaramıyor. Seni mi yalvarmak için yolluyor? Ahlak dersi vermeyin bana. Hiç kimse yollamadı beni buraya. Kendim geldim. Sarp geldi, yaptıklarını anlattı bana. Kudret yapmaz dedim. Sanırım yapmış. Ha. Senin oğlan da az değil. En az senin kadar inatçı. Nermin en çok senin neyini severdi biliyor musun? Merhametini. Senin için çok merhametlidir derdi. Katı göründüğüne bakma, onun yumuşacık bir yüreği vardı derdi. E şimdi ne yapıyorsun? Celal'in oğluna değil, Nermin'in yeğenine zarar veriyorsun. İyi dinle şimdi Füsun, şahit ol. Celal, başın sağ olsun. Lime lime edeceğim seni Kudret. Mezara konacak parçanı bulamayacaklar senin Kudret! Siz dikenin! Çocuk katili! Ama oğlumdan nasıl ayırırsın? Şimdi sakin olun. Kudret abinizi iki dakika dinleyin. Belki Kudret abinizin iyi bir tarafına denk geliyorsunuzdur.
Mustafa Mıstık arabaya kıstık hayatta. Dedinize. Aha, dedim gitti. Mustafa yaşıyor mu? Kardeşim hayatta mı? Hepiniz için cevabım evet. Evet. Senin oğlun öbürünün kardeşi. Diğerinin bilmem nesi olan Mustafa hayatta. Çocuk hayatta. Allah Allah. Afüsun ha. Hayatta. O da hayatta. O demin bahsettiğin kişiyle bu çocuk aynı kişi. Farkındasın değil mi? Çok şükür. Çocuğun keyfi yerinde. Şimdi gelelim Sadede. Celal, sen bana ne demiştin hatırlıyor musun? Çocuklarımı bırakırsan beni alacaksın. O. Şimdi geldik o kısma. Bir şans tanımak istiyorum sana. Mustafa'nın hayatı senin elinde. İnanmıyorum ben sana. Oğlumu göster bana. Oğlumu göster. Yine oyun oynuyorsun bize. Oğlumu göster bana. Yeşim, oyun oynamıyorum. Oğlunu göreceksin. Oğlum hayattaysa ne istersen yaparım. Yapacaksın tabii. Şimdi evimin etrafına yerleştirdiğin adamlarına söyle, bana baksınlar. Handan, getir onu buraya. Korkma, her şey yoluna girecek, tamam mı? Gel bakalım delikanlı. Şimdi Kudret amcana kızıyorsun ama yakında her şey değişecek oğlum. Arkadaşlar, Mustafa burada. İndiriniz silahlarınızı. Baba, Mustafa burada. Hayatta. Yaşıyor. Yaşıyorum. Şevko, görüyor musun Mustafa'yı? Ha, orada mı? Nasıl görüyorsun? İyi mi? Bir şey var mı? Aslan gibi gözüküyor yenge. Hiçbir şey yok. Maşallah. Sakın oğluma zarar verecek bir şey yapmayın. Tabii ki yenge. Yeşim. Hı? Yeşim. Çok şükür Mustafa yaşıyor. Hadi artık ağlama sen de. Tamam, Mustafa kurtulacak. Henüz hiçbir şey bitmiş değil Celal baba. Bitmedi. Bitmeyecekti. Ne olursa olsun alacağım oğlum. Ha
Paramızı aldık. Gel bakalım şöyle. Görüntümüzü de verdik. Otur böyle. Bir sesini duysunlar da rahat etsinler değil mi Mustafa Mıstık? Ara bakayım babanı. Bebeciğim de... benim. Mustafa'm. Oğlum. Tamam anne, sakin ol. Annen kurban olsun sana. İyiyim ben, merak etme. Her şey yolunda. Korkma. Korkma, tamam mı? Biz seni kurtaracağız. Korkmuyorum ki annem. Güveniyorum ben babama. Yani bak okula da gitmemiş oldum. Ver bakayım küçük kebapçı onu. Şovunu bitirmenin vakti geldi. Yeşim Hanım. Bana kızma, dinle. Kocan meleği istedi. Melek geldi. Celal! Ne konuşmuyorsun lan? Küs müyüz lan? Hadi hadi, ne diyeceksen de. Yakında sana geleceğim. Oğluna karşılık bir şey yapmanı isteyeceğim. Seni arayacağım. Bekle! Müsaadenle ben de bir şeyler söyleyeceğim. Anne, iyi misin? İyiyim oğlum, merak etme. Yeşim'le konuşacağım. Buyurun. Yeşim Hanım, Mustafa aslan gibi bir çocuk. Hiçbir şeyden korkmuyor. Sen hiç merak etme. Eninde sonunda bu çocuk evine dönecek. Benim de bir oğlum kayboldu. Benim çektiklerimi sen çekmeyeceksin. Ver onu. Geleceğim sana Celal. Bu konuşma çok uzadı. Şimdi çek adamlarını kapımdan. Olacak acaba? Ne isterse istesin, vereceksin Celal. Baba Şevko ne yapsın? Dursunlar mı orada? Durmasınlar. Artık risk istemiyorum. Kadın bir sus ya. Davut. Söyle Şevko'ya çekilsinler. Bir tek Şevko kalsın, kendini belli etmez. Onunla haberleşeceğiz. Beyler, boşaltıyoruz burayı. Ben burada kalacağım. Tamam, tamam abi. Tamam abi. Anlaşıldı abi. Baba, Mustafa ile evden çıktılar. Emrin nedir? Bırak gitsinler Şevko. Şimdi ona dokunamayız. Kudret bana gelinceye kadar bekleyeceğiz. Mustafa'm yaşıyor. Şimdi her şey yeniden başlıyoruz. Bu sefer hata istemiyorum Celal. Şimdi sıra geldi içimizdeki haini bulmaya. O ne demek?
Sarp'ın vurulduğunu söyleyip beni... Sağ ol gülüm. Pusuya çeken var ya, işte o haini. Sen konuşmadın mı onunla? Evet, ben konuştum. İşte o haini bulacağız diyorum sana. Zamanı mı şimdi Celal? Önce Mustafa'yı bulalım. Davut, bütün adamları kapının önüne topla. Hepsini Yeşim'le yüzleştireceğim. İçinizden biri evi aramış. Meleği tuzağa çekmiş. O hain kimse bulacağım. Seslerinden tanıyabilir misin? Bilmem. Ne demek bilmem? Bileceksin. Hepsini tek tek konuşturacağım şimdi. Sen! Başla. Konuş. Konuştuğum bunlardan hiçbiri değil Celal. Emin misin? Evet. Yani zorlama zaten. Telefonla konuştum böyle. Nasıl tanıyabilirim? Nasıl tanımazsınız Yeşim Hanım? Telefonda konuştunuz. Kim söyledi size benim vurulduğumu? Öyle ya da böyle bulacağım onu. Gırtlağını sıkacağım. Davut. Telefon geldiğinde yanımızda olmayan kim varsa belirle. Onlardan biridir kesin. Tespit edelim. Baba, herkes bizimleydi. Kimse ayrılmadı ki. E kim aradı o zaman Yeşim Hanım'ı? Yalan mı söylüyor Yeşim yani ha? Kim aradı? Şoför. Hangi şoför? Mustafa'nın kaçırıldığı gece. Arabadan indirip hırpaladığın şoför. Davut. Getir o iti bana. Tamam baba. Merak etme kızım. Bulacağım onu. En ağır şekilde cezalandıracağım. Hadi. Herkes arabalara. Mekana gidilecek. Babam, bana söylediğin işin hazırlığını yaptım. Başlayayım mı? Başla. Gör o işi. Eyvallah. Babam hoş geldin. Sonra? Haberler kötü. Takip edileceğini anlamış. Atlattı beni Kudret. Yok mu başka bir şeyimiz? Elimden geleni yaptım baba. Ama vazgeçmiş değiliz. Alacağız illaki Mustafa yanına. İyi. İyi. Nasıl kurtaracağız Mustafa'mı? Elimizi ayağımızı bağladı şerefsiz. Ya burada dikilip duruyoruz. Gelmiyor mu aklınıza bir şey? Sarp oğlum yok mu bir şey? İçeride abla, buyur. Ne
Anne. Yok mu bir gelişme? Yok bir şey. Burada böyle duruyoruz. Bir şey dedi mi sana? Yoksa bir haber mi getirdin? Benimle konuşmadı. Seninle kendisi görüşecekmiş. Dinlemedi bile. Mustafa'yı bırak dedim. Mesela Celal'le ise onunla hallet dedim. Umursamadı bile. Ama elim boş gelmedi. O ne demek? Mustafa seni arayabilir Sarp. Nasıl yani? Telefonumu gizlice ona verdim. Sarp abini ara dedim. Haber ver dedim yerine. Gerçekten yaptın mı? Bu iyiliği yaptı mı benim için? Senin için yapmadım Celal. Çocuk için yaptım. Çok iyi anne, çok iyi. Eğer Mustafa ararsa yerini bulduk demektir. Evet. Ara be oğlum. Ara be Mustafa, ara be oğlum. Ben Celal'a gidiyorum. Tek başına tehlikeli olmayacak mı abi? Olmaz. Mustafa Mıstık bende olduğu müddetçe kılını kıpırdatamaz. Peki ne yapacaksın? Ona teklifimi sunacağım. Bakalım evladını ne kadar seviyor. Peki daha ne kadar buradayız? Bu gece buradayız. Yolculuk yarın sabah başlayacak. Peki abi. Tuvalete gidebilir miyim? Gel. Geç bakalım. Füsun Mustafa'ya kendi telefonunu vermiş. Füsun teyze mi? Kudret'in yanındaydı. Boşuna gitmemiş demek ki oralara. Büyük hareket çekmiş vallahi. Ne yapacağını biliyorsun değil mi? Füsun'un telefonu vardır sende. Var var, tamam. Hemen bakacağım. Hadi. Neredesin? Tarif et, hemen gelelim oraya. Baba, Galata Kulesi'nin yakınlarındayız. Depo gibi bir yer burası. Peki başka bir yer hatırlıyor musun evladım? Mustafa, gözüne çarpan başka bir şey yok mu? Bir de gelirken sokağın adına baktım. Sanırım İskele Sokak diye bir yer. İskele. Tamam. Bak sen şimdi hiçbir şey belli etme. Biz birazdan geleceğiz, tamam mı yavrum? Baba, baba lütfen hemen gelin. Sarp abi lütfen çabuk. Tamam, geleceğiz Mustafa. Merak etme. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Bana çok büyük bir iyilik yaptın. Sarp, çocuğa bir zarar gelmesine izin verme. Dikkatli ol, tamam mı? Merak etme anne. Bana haber ver. Şevko. Hadi evlat, duruma git. Duruma bak. Eğer Mustafa'yı alabiliyorsan al. Eğer durum karışıksa orada başka bir plan uygularız. Yalnız git ki kimse şüphelenmesin, tamam mı? Hadi göreyim seni. Tamam baba, hadi.